İyi akşamlar. Meyve ister misiniz? Geçmiş olsun. Su getirir mi ablam, ister misin? Teşekkür ederim, sen otur. Sen yardım ediyorsun burada ablalarına. Evet, herkese yardım ediyorum. Herkese yardım ediyorsun. Bana göre. Bataryayı falan dağıtıyorum. Tamam, güzel. Sen tabii. Kimse senden yardım istemiyor değil mi? Şöyle bir şey olmak. Şey veriyoruz. Nasıl yardım ediyorsun insan? Dolanıyor musun burada sürekli? Yok, gidip soruyorum isteyenleri alıp. Herkese soruyorsun işte. Bir şey istiyorsun. En çok ne istiyorlar senden? Battaniye. Battaniye istiyorlar. İyi davranıyorlar mı sana? Hadi göreyim dedim. Başta bir şey ya. Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey yok. Allah razı olsun. Sizden razı olsun. Allah korusun. İnşallah hepimizden. Hadi kolay gelsin. Biz getirmiştik de bu kalmış. Ben gönüllü geldim. Var mı ihtiyaç? Özge abla mı? Çocuklarımız ve liderlerimiz. Bu tip çalışmalara zaten gönüllü olarak katılıyorlar. Biz bir gönüllü grubuz. Gelecek olan kişilerin burada toplanması için durumu uygun olan, gelebilecek olan bütün liderlerimiz toplanıp geldiler. Federasyon başkanımız da burada. Çocuklarımız, izleyicilerimiz de burada. Onlar da gelip yapılması gereken şeyleri AFAD'a sorup onun şeyini burada çalışıyoruz. Geldiğimiz günden beri de buradayız. Uzman olduğumuz konu çadır kurmak. Anladım. Çadır kurmak olduğu için bütün bu bölgedeki önce çadırları kurduk. Kuran diye kuramayan kişilere de birer ikişer çocuk vererek onların da doğru kurmalarını sağlamaya çalıştık. Ben emekli öğretmenim. Bize her türlü meslekten insan var. Belediyenin herhangi bir katkısı yani maddi olarak bu eşyalara var mı yoksa? Hayır, bunlar tamamen bağış. Bunlar tamamen bağış üzerine değil mi? Anladım. Biz şu anda lokasyonlarda belediye olarak aşevinden yemek geliyor. Evet. Çay standlarımız, ne bileyim kahvaltılık şeylerimiz çorba, falan var. Aynen. Vatandaşın eksiklerini o lokasyonlarda bildiriyorlar. Buradan yapılabilecek bir şey varsa onları hallediyoruz falan. O tarz ilerliyor şu anda yani. Ben Ayça, beni orada sorabilirsin, onu biliyorlar. Ben bunların hepsini, ben diyetisyenim, ayırdım hepsini. Öyle mi? Özel ürünler, işte mamalar. Ben inşaat mühendisiyim, PR danışmanlığı veriyorum onlara. Burada da bu kadar malzeme gelmesini sağlayıp buraya PR danışmanlığı vermiş olmaz. Bu şeyin PR'ını yapmış olduk. Şu anda İzmir'deki bütün influencerlar aktif bir şekilde çalışıyor. Şu anda akşam soğuğa dikkat çekiyoruz. Şu an itibariyle çünkü gıda tamam. Buradaki olan her şeyi naklen ben o tarafa yansıtıyorum. Onlarla beraber en azından ne yapabiliriz? Daha iyi nereye çekebiliriz? Çünkü şu an hava soğuk. Yani düşüyor. Ve battaniyenin ekmesi hiçbir zaman tamamlanmıyor. Biz bu olayı anlamadık zaten. Yani biz bir şey getirtiyoruz buraya ama hani, alana vermekte sıkıntı çekiyoruz. Bazı çadırlarda çok fazla yığılma olduğunu biz görüyoruz. Evet, o da var. Yani insanımız da biraz hor. Yani kimisi diyor ki evet hani gerek yok hani şey biz kendimiz alırız, ihtiyaç onu verin diyor. Kimisi de gitmiş oraya 3 poşet stok yapmış. Ben hani orayı anlayamadım yani. Yakaladılar şimdi. Üzücü yani böyle bir durumda bunu düşünmemek gerekiyor. Biz burada ben 3 gündür uyumadım. Belki bir defa çorba içmişim sıcak, başka bir sıcakmış, yemek yemedim, sadece kahve, çay. Ama insanlar bu şekilde sömürmek, yani gidip pasta alırken de 3 tane, 10 tane kek almak çok yanlış bir tutum bence. Yani bunu bıraksak aslında toparlayacağız da, o kötü. Ama işte şey, segment farklılığından kaynaklı. Orta bölgedeyiz. Hem düşük, hem orta, hem de yüksek kesimli olduğu bir
lokasyon bakıldığında. İleride şeyler var, siteler var. Burası tam merkez. Üst tarafta daha düşük bütçeli ailelerin yaşadığı yerler. Şimdi hepsi burada ve biz bunları bir sıralama yapmıyoruz. Bir ortamını yapmış, kimseyle uğraşmıyor. Kendi halinde. Öbürsü kovalıyor ne var ne yok gibisinden. Orada anlaşılıyor zaten yani. Burada kimse geri çevirmediler. Bu ya, tabii ki şu an bir hani afet durumu. Bunu kontrol etmek de bir anda gelen insana beraber çok zor. Enkazdan mı çıktı? Yoksa evleri hasarlı mı? Yani evim hasar desem hani ya da evim yok desem onu sen bilebilirsin. O senin ağzından çıkan bir şey olduğu için bunun beyanatından başka bir şey kabul göremiyoruz. Burada ben buraya evim yıkıldı desem kimse bana kimsesi sormaz. Yani. Geçmiş olsun da buyurun der hemen olur. Çünkü bir afet durumundayız. Yani erzakların başında çevik kuvvet bekliyordu. Evet. Yunus polisler bekliyordu. Ya öyle olmaması gerekiyor. Yani mesela biz şu anda hiçbir beklenti görmeden tamamen gönüllük esaslı. Burada ya birisi üşüdüğünü gördüğü zaman ben üzülüyorum. Ben üstüne bir şey almıyorum. Ben onlara vermeye çalışıyorum. Bunu engellemek için aslında uğraşıyoruz. Ama insanlar böyle suistimal etmesi de bizim yaptığımız emeğe karşı suistimal bence. Burada hani çok fazla genç gönüllü çalıştı. Çalışıyor da çalışmaya devam edecek. 10 gün boyunca burada olacağız en azından. Ve buna karşı en azından ciddi bir tutum görmek istiyoruz biz de. Yani burası bir afet bölgesi. Kimse kamp yapmaya gelmedi burada. Herkes hani kendi yettiği kadar, doyduğu kadar, ihtiyacı olduğu kadar alırsa bizim burada kimseye hani bir sıkıntı sokacak durumumuz yok aslında. Dün sabah hiçbir şey yoktu. Evet. Geldik, oturduk. Ne yapıyoruz? Ben önce komşu kahve bisküvi ayardım. Sonra Point Bornova'yı çağırdım. Onlar geldi. Biri kahve, biri işte çay, öbürü yemek, çorba falan derken orada şeflerle otururken bir baktık hani insanlar geliyor, battaniye yok. Geliyor işte erzak baktığında oradan oluyor evet ama çocuğunun bezi yok, diş fırçası yok, ne bileyim işte tarağı yok, onu yok, bunu yok. Bu noktada hani bir şeye geldik, hani bir şeyler yapmamız gerekiyor dedikten. Sellerden oluşuyor. Bağımsız öğrenci hareketini yürütüyor. Yani onların kolektif olarak asıl talebi işte demokratik bir üniversite. Bizim de demokratik bir lise. Ama aynı zamanda da bu tarz memleket meselelerini asıl ana sorun haline getiriyoruz. Yani bizim işte şu anda yaptığımız şey de hem bizim liselerle dayanıştığımız, kolektifin de üniversitelilerle dayanıştığı bir şey oluşturmak. Yani bütün işte üniversite liseli arkadaşlarımız buraya gelip bizimle birlikte dağıtıma çıkıyor. Veya kendileri hemen yardım toplayıp bize ulaştırıyor. Yani burada sürekli bir yardım işte bireysel insanların ya da var olan işte kurum ve kuruluşların yardım ettiğini görüyoruz ama insanların ihtiyaçlarını temel bir şekilde karşılayamadıklarını görüyoruz ve denetim mekanizmasının biraz da eksik olduğunu bilincindeyiz. Yani insanların burada temel ihtiyaçlarının sonradan karşılandığı, temel ihtiyaçlarının işte liste alınıp 5-6 saat sonra getirildiği bir durum. Bu yüzden denetim mekanizması buradaki riskli ve buradaki denetim mekanizmasını biz böyle riskli olduğunu gördüğümüz için bu işi biz gençliğin aklıyla yapacağımızı, gençliğin aklının yapması gerektiğini inandığımız için, kanaatine vardığımız için böyle bir işe giriştik. Dün mesela Türk Psikologlar Derneği'nin çadırını kurduk liseler ve üniversite olarak. Bizim ana
sloganımız da bu. Dayanışma yaşatır. Evet. Yaşatır, büyütür kesinlikle. Evet. Bu. Dayanışmanın olduğu yerde umut vardır. Tabii burada insanların temel ihtiyaçlarını işte gidip işte ilk Aşık Veysel'in girişinde mısır patlatmak değil insanların burada temel ihtiyaçları. O mısırı yemek değil. Buradaki temel ihtiyaçlar insanların ısınma ihtiyacı. İşte psikolojisi bozulan insanların depremden anında yani psikolojisini düzeltme ihtiyacı buradaki insanların. Yani gidip mısır patlatmak değil buranın ihtiyacı. Ya da gidip alanlarda durup işte deprem alanına gidip hasarlı binanın altında insanları koymak değil buranın temel ihtiyacı. Yani bugün parklara gittik işte arkadaşlarımız işte bugün bir iki parka gitti. O parklarda bile şu anda insanlar yaşıyor ama çadır eksikliğinin olduğunu fark ediyoruz. Çadır aramaya gittiğimizde de yani burada AFAD'a gittiğimizde elimizdeki çadır bitti diyor. Hadi işte belediyeye gittiğimizde destek çadır istedik. O gelince kuracağız ama ne zaman kuracağına dair bir saat veremeyiz size diyor. Ama insanlar sokakta. İnsanlar sokakta yatıyor. Yani tuvaletini başka bir yere yapıyor. Çekinerek, korkarak. Yani var olan insanların bulunduğu yerde bile böyle riskler mevcut. Yani böyle önlemsizlikler mevcut. Yani durumu böyle anlatabiliriz. Yavaş para toplayıp insanlardan 3-5 bir şey yapıyoruz. Paylaşıyoruz. Para toplayıp çevremizden. Yine devam edeceğiz yani. Dün gece başladı aslında. Evet. Böyle dün gece başladı. Hayır, dün de yaptık aslında. Dün evet. Kendimiz geldik. Dün çocuklar geldik. İçin dün gece başladı aynen. Yaklaşık bir gecede, yani 12 dün, saatte falan, 12 saatte falan 1900 lira yakın topladık sosyal medyadan. Arkadaşlar. Tanıdığımız insanlar. Tabii. İBAN hesabımıza, numaramıza gönderdiler. Yardımcı olanlar oldu, olmayanlar da oldu tabii ki. Ama olanlar oldu bayağı. Evet. Bir tane alalım. Taşıtlarda çünkü bende var geçirme. Al bakalım kaleme aldın değil mi? Ben tamam. Şurada var bak. Ben sana oradan vereyim gel. Ben onları eve koyacağım abi. Rolo. Tamam. Biriniz de bunu al. Ver ver bak. Ha bu da çorap. Sana da veriyorum bir tane çorap. Sana da verelim. Al çorap. Gel buraya. Evet. Bir şey söyleyeceğim, bizi kanalına koyacaksınız.